Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber her sabah olduğu üzere öncelikle bilançolardan başlayacağız bu ara hep olduğu gibi. Ama öncelikle tabii piyasa açılışı öncesi beklentiler diyelim. Arda Coşar, Allah Çatır Menkul Değerler Hazine Müdürü bizimle beraber. Arda Bey, uzun bir süreden sonra herhalde piyasacılar olarak tekrar Amerika'da tahvil ihalelerini takip eder olduk. Dün itibariyle 3 yıllık iyi geçti. Bugün 10 yıllıkta olacak gözler. Hafta içi yine bir de 30 yıl vadede borçlanması var Amerika'da. Hazinesiniz. Ne dersiniz? Neler beklersiniz? Kurda, emtiada etkileri olur mu? Tabii. Dün zaten %1.60'lara kadar yükselmiş olan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ihalelerden sonra %1.5'lara gerilediğini gördük. Bu tabii piyasaya pozitif olarak yansıdı. Yani bir yandan borsalar değer kazanırken öte yandan diğer para birimleri dolara karşı değer kazandı. Altın yükseldi. Bu sabaha baktığımız zaman daha yatay bir görünüm var ABD tahvil faizlerinde. Buna mukabil de ABD vadelileri negatif, yatay negatif seyir içerisinde. ABD'deki ihaleler faiz oranları üzerinde etkili olduğu için, 10 yıllık tahvil faizi oranları üzerinde etkili olduğu için piyasa gündeminde olacaktır. Bununla beraber bugün yine ABD tarafında TÜFE var, manşet enflasyon var, çekirdek enflasyon var aynı şekilde. Şu anki tahvil faizlerinin durumu daha çok enflasyon beklentilerinden kaynaklandığı için bugün gelecek enflasyon verisi piyasa için önemli olacaktır. Yani normalde açıklanan enflasyon verilerinden daha önemli bir enflasyon verisi olduğunu söyleyebilirim bu ay açıklanacak olan enflasyon verisi. Bununla beraber ürün bazında konuşursak dün euro dolar, doların değer kaybetmesiyle beraber 1.19'lara doğru hareket etti ancak üzerinde kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Bugün 1.1850, 1.1830 gibi destekleri var. Buraya doğru bir geri çekilme görürsek sürpriz olmaz. Yukarı yönlü hareketin devam ettirmesi için 1.1900'e tutulması lazım. O şu an için en azından gözükmüyor. Altın tarafına bakarsak altın tabii hem dün doların değer kaybı hem de ABD tahvil faizindeki geri çekilmeyle beraber 1700 üzerine attı, hatta 1718 gibi daha yüksek seviye test etti. Ancak bu da 1720'nin üzerine atamadı. Bir miktar buradan gerilediğini söyleyebilirim. 1700 seviyesi önemli. Bugün 1705-1700 bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ancak önümüzde günler altının seyri için 1700 seviyesinin üzerine kalıp kalmadığına bakmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii konuştuğumuz gibi ABD tahvil faizleri de tekrardan %1.6'lara doğru hareket eder mi etmez mi? Bir de bu durumun dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Allah Çatır Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Ve içeriye döndüğümüzde tabii ki yurt dışının hareketini izliyoruz ama bir yandan da bilanço fiyatlamalarını takip ediyoruz. En son gelen rakamlarda bizim toptan Yataş Torunlar gibi isimler var. İstersen kısaca rakamları yine turlayarak başlayalım bu sabah. Bu arada hepsiyle ilgili kısaca tablolarımız ve aynı zamanda playlistlerimiz de var. Anlatırken bir taraftan ekrana getirebileceğimiz. Bizim toptan tarafıyla başlayayım iki etapta. Pozitif bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Analistlerde pozitif bir fiyatlama bekliyorlar zaten. Nitekim gerçekleşen dördüncü çeyrek sonuçlarına baktığımızda piyasa tahminlerinin üzerinde 18.7 milyon TL'lik bir net kar rakamıyla karşılaştık. Bu rakam yıllık bazda bizim toptanın net karının %66 oranında arttığını gösteriyor. Bunun sebebi ise şu, yani performansı, operasyonel performansı özellikle beklentilerden iyi geldiği için net kar piyasa beklentilerine de olumlu yönde sürpriz yaptı. Bununla beraber hani operasyonel performans derken neyi kastediyorum? Ciro artışı bir sebep, brüt karlılıkta iyileşme var. Bunların hepsi net karı analistlerin beklentisinin üzerine çıkaran tablo olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ki mesela detaylarından bahsedeyim. Satış rakamlarında 1,5 milyar TL'ye yakın satışlarla karşıladı bizi dördüncü çeyrekte. Bu rakam da yıllık bazda satış gelirlerinin %28 oranında arttığını göstermekte. FAVÖK rakamı 81 milyon TL, %32 oranında yıllık bazda artış kaydetmiş. FAVÖK marjında ise %5,5 ile karşılaştık. Bu da marjlarında da aynı zamanda iyileşme olduğunu gösteriyor bizlere. Dolayısıyla her anlamda bilançosunun olumlu olduğunu da ifade etmekte fayda var. Aynı zamanda şirket 2021 yılı için sigara ve şeker kategorileri hariç satış büyümesini %23 ila %25, FAVÖK marjını %4.8, net kar hedefini ise 43 milyon TL olarak açıkladı. Mağaza sayısı hedefini de 178 olarak belirledi. Burada beklentileri aşan sonuçların ardından her ne kadar hani son 3 ayda endeksten %18, son bir ayda da bilindiği gibi %13 kadar aslında endeksin gerisine kalmıştı. O yüzden de bilanço
beklentileri aştığı için bu negatif fiyatlamanın ve geride kalmanın ardından şirket hisselerine pozitif yönde bir fiyatlama yansıyabileceği yönünde beklentiler olduğunu da söyleyebilirim. Bununla birlikte bu kendi beklentilerini şirketin analistlerin beklentisiyle de belki kıyaslamakta fayda var. Hani az önce bahsettiğim 2021 öngörülerine bakalım mesela. Burada şirketin kendi beklentisinin net kar açısından kaç olduğunu söyledi? 43 milyon TL. Piyasa beklentisini getireyim ekrana mesela. Net kar tarafındaki beklenti bu sene 40 milyon TL ile bizim toptanın yılı kapatacağı yönünde. Yani dikkat etmek gerekirse buradaki şirket yönetiminin beklentisi piyasanın beklentisinden daha yukarıda kalıyor. Onu söyleyebilirim. Satış büyümesi tarafına da bakalım. Ekrana getirdiğim grafikte her bir yıl itibariyle şirketin elde ettiği satış gelirleri var. Şimdi 2020 yılını tamamladığını söyledik. Yaklaşık işte 5.3 milyar TL ile tamamladı desen. 2021 yılında analistlerin beklentisi bu rakamın 7 milyar TL'lere geleceği yönde. Bu da %16'lık bir satış büyümesi anlamına geliyor. Şirketin büyüme beklentisi ise burada %23 ila %25. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasanın beklentileri şirket yönetiminin beklentilerinden daha aşağıda, daha temkinli kalmış durumda. Şirket daha iyimser 2021 yılına dair. Bu da mesela aynı zamanda hisse fiyatlamasını olumlu yönde etkileyebilecek bir başka gelişme. Şimdi yine bilançolardan devam edecek olursak, istersen torunlarla devam edelim. Torunlar GİO'ya döndüğümüzde 4. çeyrekte net dönem karı konsolide olarak baktığımızda yıllık %20,5'luk bir azalışa işaret etti. 737,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Torunlar tarafında da olumlu bir bilanço gördük. Bu arada bizim toptanın temettü haberini de paylaşayım. Şirket net karından hisse başına brüt 32 kuruş nakit kar payını Ekim ayının ikinci haftasında dağıtma kararı aldı. Onu da ufak bir not olarak düşeyim. Torunlar tarafına geçeyim hemen. Dördüncü çeyrekte piyasa beklentisinin yine üzerinde kar rakamı açıklayan bir şirket daha, Torunlar GEO. 736 milyon TL'lik bir net kar rakamı açıkladı. Buradaki özellikle aslında karşımıza çıkan rakamlarda 2020 yılında net karı bir önceki yıla baktığımızda %66'lık bir azalışla 294 milyon TL olarak gerçekleştiğini gösteriyor. Yani aslında 2020'nin genelinde yıllık bazda net karda düşüş var ama dördüncü çeyrek üzerinde bakmak gerekirse bahsettiğim kar rakamları piyasa beklentisinin üzerinde. Dördüncü çeyrekteki satış gelirleri piyasa beklentisine yakın 326 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da %9,5 oranında cirosunun arttığını gösteriyor. Nitekim 2020 yılının tamamına baktığımızda şirketin satış gelirleri 2019'da kıyasladığımızda %12'ye yakın artış kaydetmiş ve 1.1 milyar TL'lik satış geliriyle Torunlar GEO 2020 yılını tamamlamış. Nitekim aslında mesela pandeminin etkisini hani konuşuyoruz ya, 2020 yılının artık finansallarını tamamladığımız için mesela bir somut örnek vereyim. AVM mesela kapalı olduğu için, büyük yani kapalı derken daha kısıtlı faaliyet gösterdiği için salgından kaynaklı olarak, Torunlar GEO'nun bilançosunda bunu görme şansına sahip oluyoruz. Şöyle ki AVM'nin kısıtlı faaliyetlerinden kaynaklı kira gelirlerinde yıllık %23'lük bir gerileme söz konusu. Dolayısıyla hani pandeminin hayatımıza böyle de etkilerinin olduğunu da rakamlar itibariyle görebiliyoruz. Diğer rakamlar tamamen beklentilere paralel. Şirketin işte FAVÖK rakamı 198 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Hatta bazı analistlerin beklentisinin bayağı üzerinde. Nitekim yıllık bazda da bu rakam %12 oranında FAVÖK'ün arttığını gösterir. Burada sapma aralığı geniş olduğu için hani mesela bazı analistlerin beklentilerinin sınırlı üzerinde geliyor, bazısının çok üzerinde geliyor. Ama burada her halükarda üzerinde, bir de bunun yanı sıra yıllık bazda artış kaydetmesi zaten kendi başına olumlu olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim analistlerin görüşü de zaten net kar piyasa beklentilerini aştığı için Torunlar GEO tarafında pozitif bir fiyatlama söz konusu olabilir diyorlar. Bir de zaten iskontosu da var şirketin. Bu da zaten yani GEO sektöründe özellikle Torunlar GEO'da tercih edilen şirketlerden bir tanesi. İskontosu da zaten tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesiydi şimdiye kadar geçen süreçte. Şimdi gene gelen bilançolara baktığımızda Vestel Elektronik'ten de rakamlar karşıladık. Dördüncü çeyrekte ana ortaklık net dönem karı 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisinin biraz üzerinde galiba, değil mi Gizem? Kesinlikle öyle. Hatta yani net kar rakamı yıllık bazda belirgin de bir artışa işaret ediyor. Bu da her anlamda olumlu bilanço diyebilirim. Vestel Elektronik tarafında 800 milyon TL'lik bir net kar rakamı açıkladılar. Bu rakam dediğim gibi hem piyasa beklentisinin belirgin üzerinde hem de yıllık bazda da belirgin de bir artışa işaret ediyor. Şirketin hatta 2020 yılının toplamdaki net kar rakamı şöyle göstereyim. 1.7 milyar TL. Yani şimdi ben bu grafik daha fazla geriye gitmiyor. 2017'ye kadar gösterebiliyorum ama şöyle ifade edeyim. Bu tarihindeki en yüksek kar rakamına ulaştığı yıl aslında 2020 yılı. Evet. Vestel Elektronik'in 1.7 milyar TL'lik
karla yılı kapattılar zaten. Şöyle ki ihracat tarafında aslında hem kurdan kaynaklı hem de fiyatlamanın etkisiyle beraber dördüncü çeyrekte satış gelirlerini buranın desteklediğini gördük. 5.2 milyar TL geldi. Yıllık bazda da bu %48 oranında satış gelirlerinin arttığını gösterir. Favök tarafında da 1.2 milyar TL'lik bir favök rakamıyla karşılaştık. Bu rakam da aynı zamanda yıllık bazda %74'lük artışı işaret ediyor. Ve bu da tarihi yüksek bir favök rakamına eriştiğini gösteriyor Vestel Elektronik. Yani 2020 yılı Vestel Elektronik üzerinde çok iyi geçmiş bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu arada Yataş'tan da bilanço aldık. Ondan da rakam verelim. Net dönem karı bir önceki yıla göre %273,2 oranında arttı. 71.4 milyon TL'ye ulaştı. Onun detaylarını birazdan konuşuruz. Borsa açılış rakamlarını da verelim. BIST 100 tarafında 1551 puanda açılış var. %0.14'lük bir primden bahsediyoruz. Bu da 2 puanlık yükseliş anlamına geldi. Borsa açılışı itibariyle dolar TL'de 7.64.20'deyiz. Euro TL işlemleri 9.08.07'den devam ediyor. Borsa açılışında 61 hisse endeks yüz için konuşacak olursak günü artıda karşıladı. 30 hisse düşüyor. 9 hisse yatay performansta. Şu anda en çok yükselen hisse zaten Vestel. Az önce bilançosunu da konuştuk. %5.78 yükselişi var borsa açılışı itibariyle. Sasa tarafında yine %3.88, indeks bilgisayarda %1.60'lık yükselişler var şu anda. En çok artan hisseler konumundalar. İlk 5'i tamamlarken bizim de Korsa da çıkıyor karşımıza. Bizim toptanında az önce bilançosunu konuştuk. Orada da %1.09'luk bir yükselişle yeni günü karşıladık. En çok düşenler tarafında kimler var? Çimsa'yı görüyoruz. Arkasında Netaş, Aksen, Kerevitaş ve Tav Havalimanları hisseleriyle orada da ilk 5'i verelim izleyicilerimize. İstersen devam edelim Vestel tarafıyla ve Yataş'la. Vestel tarafına bu arada belki şu ufak notu da düşeyim. Aslında son dönemde endeksin üzerinde performans gösteriyordu. Ama bilançosu o kadar beğenildi ki hisse performansına da pozitif yönde yine de yansıma beklentisi vardı. Onu da ifade edebilirim. Bir de bilançoya dair son bir not. Borçluluk tarafına baktığımızda şirketin borçluluğunda da belirgin de bir iyileşme var. Nitekim mesela bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda %8 sadece çeyrekten çeyreğe düşüş var. 5.6 milyar TL. Bunu da net borcu FAVE oranlarsak çok uzunca bir zamanın en düşük seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Aşağı yukarı 7 yılın en düşük seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Bu da ayrıca net borcundaki iyileşmede Vestel için oldukça olumlu bir gelişme. Yataş tarafında da 71 milyon TL'lik bir net kar rakamı gördük. Bununla ilgili de bir tablomuz vardı. Piyasa beklentisinin birazcık üzerinde bir net kar rakamıyla karşılaştık. Ama gel gelelim zaten yıllar itibariyle bir kıyaslama yapacak olursak 71 milyon TL net kar rakamı yıllık bazda zaten Yataş'ın net karını %273 oranında arttığını gösteriyor. Çeyreksel bazda da artış var aslında. %3'lük bir artış var. Satış rakamları 627 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Yani neredeyse satış gelirlerini de şirket ikiye katlamış. %90'ın üzerinde satış gelirleri artmış anlamına geliyor. Ama Yataş tarafında bu çok mu büyük sürpriz? Hayır değil. Analistler de zaten bu kadar kuvvetli bir satış geliri büyümesi bekliyorlardı. Yataş da bu hedeflerini tutturmuş. Bununla birlikte şirketin yurt dışı satışlarında da aynı zamanda toplam cirodan aldığı payın arttığını görüyoruz. Şöyle ki mesela dolar bazında yurt dışı satışları %90 arttı ve böylece net satışlardaki payı %13'lere kadar geldi. Mesela 2019'un 4. çeyreğinde %9'du bu rakam. 127 milyon TL'lik bir FAVÖK rakamı var. FAVÖ'de %55'lik bir artış kaydetmiş. Bu da piyasa beklentisiyle kıyasladığımızda üzerinde. Marjlarında çok belirgin iyileşme var. 479 bas puanlık bir iyileşmeyle %20.3 seviyesine kadar geldi. Yani her anlamda Yataş için de iyi bir yıl kapanışı olduğunu ifade edebilirim. Zaten yurt dışında büyüme stratejisi olan şirketlerimizden de bir tanesi. Hep büyüme hedefleyen şirketlerimizden bir tanesi. Nitekim bu büyümeyle beraber gelen finansallara yansımayı da 4. çeyrek bilançosunda net bir biçimde görebiliyoruz. Oldukça olumlu bir bilançoyla yılı kapattılar böylece. 2020'nin genelde zaten iyi geçti. Bugünün bilanço ajandasında kim var, kimler var, beklentiler nasıl? Alarko Holding'i görüyoruz zannederim listede bugün. Evet, Alarko Holding'in bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklaması beklenmekte. Alarko tarafındaki beklentilere de hemen bakalım. Şöyle ki Holding'in bilançosu gelecek bu arada bugün. Holding'in finansallarına ilişkin beklentilerde terminlere girilmiş olan çeyreksel bazdaki beklentiler 4. çeyrek itibariyle Holding'in net karının 318 milyon TL olarak gerçekleşeceği yönünde oluşmuş. Bu eğer gerçekleşirse bu arada yıllık bazda
bayağı belirgin bir büyüme işaret etmiş olacak. Onu da söyleyebilirim. Ama piyasadaki beklenti dediğim gibi 318 milyon TL. Ama bu sağlıklı bir ortama değil bu arada. Sadece bir tane terminale girmiş olan beklenti var. O analistin beklediği de 318 milyon TL kar etmesi, 297 milyon TL'lik gelir kaydetmesi yönünde. Burası ortama değil ama benim diğer analistlerden topladığım beklentilere baktığımda 3 aşağı 5 yukarı buraya yakın. Yani çok büyük bir 318 milyon TL'den çok farklı bir beklenti şimdiye kadar görmedim, onu söyleyebilirim. Şimdi bu arada iş gücü istatistikleriyle ilgili şöyle hemen bir not düşelim. Normalde biz hep dönemsel olarak, yani 3 aylık dönemler itibariyle işsizlik rakamlarını karşılardık. Şimdiden itibaren aylık bakıyoruz rakamlara. İşsizlik oranı Ocak ayı özelinde %12,2 olarak ekranımıza yansıdı. En son biz Kasım'da dönemsel almıştık. Yani Ekim-Kasım aralığı içeren dönem için %12,9'du almış olduğumuz seviye. Onu hatırlatalım. TÜİK'in yapmış olduğu açıklamada öncelikle yine açıklayıcı bir paragraf var duyuru tarafında. Onu belki söylemekte fayda var. Hane halkı iş gücü araştırmasında 2021 Ocak ayından itibaren Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak ILO'nun 19. Çalışma İstatistikleri Konferansı kararına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildiği belirtilmiş. %12,2 dedik oran Ocak ayı itibariyle. Detaylarına baktığımızda 0.4 puanlık bir azalış burada olduğu belirtiliyor. Mevsim etkisinden arındırdığımızda İstihdam oranı %43,8. Burada da 1.2 puanlık bir artış var TÜİK'in açıkladığı seviyelerde. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranına baktığımızda orada da 1.2 puanlık artışla %49,9 seviyesini aldık. Genç nüfusta işsizlik %24,7. İstihdam oranı ise %30,1 olarak açıklandı. Mevsim etkisinden arındırıldığında istihdamın %54,5'unu hizmet sektörü oluşturmuş vaziyette. Hemen arkasından baktığımızda %18,6 ile tarım var, %21,1 ile sanayi var, %5,8 ile inşaat var ve dediğimiz gibi aslan payı %54,5 ile hizmet sektöründe yer almış durumda. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranında da %29,1 seviyesini aldık. Mevsim etkisinden arınmamış işsizlik oranı %13,4, istihdam oranı ise %42,9. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise %16,8'de 5.1 puanlık bir artışa işaret ediyor. Ekonomist gözüyle verileri değerlendirelim. Doktor Veys Fertekligil bizimle birlikte bu sabah. Veys Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hem %12,2'lik oran hem de dönemsel yerine aylık olarak artık bundan sonra veriler gelecek, metodoloji değişiklikleri var. Nasıl yorumluyorsunuz bir ekonomist olarak, onu da merak ediyoruz. Günaydın Zeynep Hanım. Evet. Metodoloji değişikliğini biraz sürpriz olarak erken yaptı TÜİK ve buna göre de ben de verilere bakmaya çalışıyorum. Çünkü alışık olduğumuz verilerden diye daha doğrusu sayfadan farklı bir sayfa. Orada da buna göre hani Ocak ayında işsizliğin biraz gerilediğini görmekteyiz. Daha doğrusu beklentilerden biraz daha iyi gibi. 12.2 biraz bunu sonuçta hani geçen dördüncü çeyrekteki büyümenin sürmesiyle bir şekilde açıklayabiliriz. Ama burada aslında baktığımızda yani gerek metodolojide gerek TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarda büyük sorunlar var. Bunun ben hala sürdüğünü görmekteyim. Çünkü pandeminin etkisiyle ve bu rakamlarda çok değişiklikler oldu. Geçen seneden Nisan'dan itibaren yani işsiz sayısı açıklanıyor. Bunu görüyoruz. Fakat iş bulma umudu olmayanlar ve iş gücünde olduğu halde çalışma bu umudu olmayanların sayısı çok fazla arttı. Bu rakam burada görebiliyor muyum bilmiyorum. Eskiden geçen ayda da mesela 4.8 milyon sayısı vardı. Yani işsiz sayısından çok daha fazla bu. Artı pandeminin etkisiyle de işte bu ücretsiz izinde sayılanlar gibi uygulamalar, iş çıkarma yasağından etkilenenler var. Sonuçta bunlar çok daha fazla ve bunları kattığımızda geçen ay hesaplara göre işte %25, %28 gibi geniş işsizlik tanımları ortaya çıkıyor. Biz burada sadece dar işsizliği görüyoruz ve TÜİK hala bunu düzeltmiş değil. Benim burada gördüğüm bu, çünkü baktığınızda işsizlik yani TÜİK'in tanımları işte 12-13 gibi oynayacak. Böyle gözüküyor bu sene ama asıl rakamlar böyle değil maalesef.
Şimdi Veys Bey, siz de söylediniz. Esasında burada tabii işsizlik oranını ne kadar sağlıklı alıyoruz. Bunu aslında pandeminin başından beri takip ediyoruz. Çünkü pandemiyle mücadelede her ülke gibi bizde de tedbirler söz konusu oldu. İşvesih yasağının örneğin 2 ay uzatılması söz konusu. Ama kısa çalışma ödeneği için henüz akıbet net değil. Bu konuyla ilgili örneğin TESK Başkanı'ndan uzatılması yönünde çağrı vesaire takip ediyoruz. Ama farklı senaryolar üzerinden oluşturduğunuz modeller varsa bizimle paylaşır mısınız? Mevcut durumda işsizlik oranı nereye evrilebilir? Bu tip bir takım teşvikler uzarsa ne olur, uzamazsa ne olur? Bugün Dünya Gazetesi'nin manşetinde de vardı örneğin. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma uzarsa, uzamazsa neler olabilir noktasında işte istifaya zorlamalar söz konusu olabilir diyorlar. Atıl bir istihdam oluşabileceğinden yine bahsediyorlar örneğin. Evet, haklısınız. Yani bunlar metodoloji konusunda ayrı tabii ki düşünmek gerekiyor. Bunlardan arındırdığımızda, baktığımızda gerçekten bu işte dün açıklanan işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğinin devam etmesi olumlu. Çünkü pandemiden sonra gerçekten çok kötü etkilendi iş gücü piyasaları. Ama bir yandan da sizin de bahsettiğiniz o kısa çalışma ödeneğinin de uzatılması gerekiyor. Çünkü bir biçimde bu bir destekti. Eğer bu uzatılmazsa yani benim anladığım ve tüm iş çevrelerinden gelen bilgiler orada bayağı bir sorun olacağı yolunda. Bir bu önemli tabii ve bir de bu tabii ki uzatılırsa faydalı ama nasıl olsa hani ya mesela yazın bunlar da sona erecek ya da evet, daha sonraki bir vakitte ama bundan sonra asıl problem orada başlayacak. Yani orada her türlü büyümeye rağmen bayağı bir işten çıkarma olabilir, hizmet sektörleri özellikle çok kötü etkilenebilir. Bu da bizim yazla birlikte ve yazdan sonra işsiz sayısında da bayağı bir artışa neden olabilir normalleşmeyle birlikte. Doktor Veysper Tekligil, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Gizem, son bir notla senden alıp kapatalım. Ocak ayı rakamları bu arada iyi, onu söyleyebilirim. Yani iyileşme var, tek başına evet, iyi anlamda demiyorum ama. De. Aynen, TÜİK şunu eklemiş, ona sadece özellikle dikkat çekmek istedim. İlerleyen evet, yayınlarda bakarız yine. Evet. İşsizlik rakamlarını daha tamamlayıcı göstergelere yer vermişler. İşte zamana bağlı işsizlik, eksik istihdamdaki kişilerin, işsizlerin iş gücü içindeki payına oranı vesaire diye tanımlamaları var. Burada gösterdiğim, ekrana getirdiğim grafikte tam olarak işsizliği görebilmek için potansiyel iş gücünü de hesapladıkları rakamlar var. İlerleyen yayınlarda zaten detaylıca anlatırız. Böylece piyasa masasının sonuna geldik. Hoşçakalın.